Herkese günaydın, selamünaleyküm. Cumamız mübarek olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Bizler çok iyiyiz, şükür olsun. Hava bugün biraz daha serin gibi duruyor. Çok şükür. Abone sayımız 200'ü aşıyor. Çok teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun diyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Burada bir tane soğanım var, patatesim var, kahvaltı hazırlayacağım. Soğanlı yumurta yapacağım. Tabii ki olmazsa olmaz oğlumun patatesi. Patatessiz kahvaltı yapmıyor mübarek evlat. Yani o olmazsa başka ancak bir börektir. Ne bileyim işte yumurtalı ekmektir. O tür şeyler falan yiyor. Yine patates kızartacağım. Bakalım. Ben şimdi yapmaya başlayayım. Sonra yine görüşürüz. Kahvaltımız böyle bu sabah. Yine aynı şekilde peynir, zeytin, Allah ne verdiyse. Soğanlı yumurtamız, burak eğmenimin patatesi. Bir tane biber kızarttım kendime. Bize afiyet olsun. Sonra yine görüşürüz. Evet, biz kahvaltımızı yaptık. Makinedeki bulaşıkları çıkarttım, yerleştirdim. Daha sonra makineye atılacakları attım. Elde yıkanacakları yıkadım. Daha sonra buzdolabında benim kabaklarım vardı. Şurada görünüyor, dolabın arka tarafına değmiş. Onları hemen kızartacağım, buzluğa atacağım. Bunları annem göndermişti bana, sağ olsun. Kendi bahçemizin ürünü. Allah razı olsun, gönderiyor zaten sık sık. Şimdi hemen ben kabakları soymaya başlayayım. Şöyle bıçak soyacakla soyacağım. Öyle daha rahat oluyor. Hemen şöyle şöyle yapacağım. Bu kabaklar çok tatlı, çok güzel. Böyle rahat oluyor soyması. Bir de her sene annem diyor yapmayacağım, kızım bu sene diyor. Babam da aynı şekilde bahçeyi yapamıyorlar, zor yapıyorlar zaten. Ama hiç de duramıyorlar. Her sene de yapıyorlar. Köyde olunca insanın içi durmuyor, rahat etmiyor.
Evet, bu oldu. Şimdi bunu da dediğim gibi kızartacağım ben bunu. Daha sonra süzgecin üstüne alacağım. Yağlarını falan iyice süzülmesini bekleyeceğim. Daha sonra poşetleyip atacağım buzluğa. Yiyeceğimiz zaman da oradan çıkartıp çözülmesini bekleyeceğim. Ve daha sonra üstüne yoğurtlu, sarımsaklı yoğurt falan yaparım. O şekilde yeriz. Ya da isteyen soğanlı kıyma kavurur. Bunların üstüne koyar, fırına atar. Her türlü olur yani. Kabaklarımız da bayağı büyük. Bunlardan daha büyük bile olanları var. Şunları güzelce. Yazık olmuş ya. Dolaba değmiş orada. Arka tarafta kaldı. Hemen de yapamadım. Tavalarımı da ayarladım buraya. Bir tane tencere ayarladım. Bir tane de tava ayarladım. İçerisine yağ koydum. Bıçağı çıktı yerinden. Evet, oldu sanırım. Tamam. Tamamdır. Şunları ben toparlayayım, yine görüşürüz. Bunları hemen yıkıyorum. Güzelce ki çatlama yapabilir. Mecbur mutfakta yapıyorum kızartmayı. Aslında hiç de sevmem kızartma. Olduğu gibi yukarıları yağ oluyor, dolapların üstü falan. O yüzden de ayvazı silmedim zaten, şimdi yağ olacak diye. İşim bittikten sonra dolapları falan silmem gerekiyor, üstünden kapaklarını. Bu da yıkanacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortasından bölüyorum. Şu içerisinde küçük bir çekirdeği var. Şöyle. Tam görünmüyor sanırım. Bakayım böyle. Evet, görünüyor. Azıcık çekirdeği var. Bundan bir şey olmaz. Şöyle. Sorun değil. Şu şekilde dilimliyorum arkadaşlar. Şu kalınlıkta. Böyle. Hepsini dilimledim. Şöyle. Ben şimdi diğerlerini de dilimlemeye başlayayım. Hızlandırayım en iyisi. Vakit almasın.
arkadaşlar, bugün de böyle bitirdik. Bayağı yorucuydu yine her zamanki gibi. Kadınların her zamanki işleri. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki vloglarda, yemek tariflerinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın lütfen. Bir de yorumlar hep spamda çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bunlara birazcık dikkat edersek çok sevinirim. Sürekli gün içerisinde spamdan çok yorum çıkartıyorum. Biraz videolarımı izleyip de öyle yorum yaparsak çok mutlu olurum. Teşekkürler. Şimdiden hayırlı akşamlar.